Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki tane hikaye seslendireceğim. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. Abla merhaba. Bu anlatacağım olay olduğunda ben 12 yaşındaydım. Kardeşimse 5 yaşındaydı. Benim adım Efsun, kardeşimin adı Elif. Elif oyuncak bebeklerle oynamayı çok severdi. Hala da öyle. Bebekken bile yanında oyuncak bebeği olmadan uyuyamazdı. Bunu da tüm akrabalar bildiği için Elif'e kıyafet yerine hep oyuncak bebek alındı. Bir süre sonra bir dolap dolusu bebeği oldu. Artık hangi bebeği kim aldı unutur olmuştuk. Akşama kadar o bebeklerle oynar, akşam olduğunda da yine o bebeklerden biriyle uyurdu. Zaafı vardı oyuncak bebeklere karşı. Annem dalga geçerdi. Bu kız büyüsün, çeyizine de bebekleriyle doldurur derdi. Yalnız o bebeklerden birini hiç sevmedi Elif. Onu da şöyle anladık. Bir yaz günü köye gidecektik. Köye de tüm bebekleri götüremeyeceğimiz için annem bir tane bebeği alabildi yanımıza. Köye gidince kardeşim bebeğini istedi. Annem bebeği verince yüzüne bile bakmadı. Hatta ondan korktu, ağlamaya başladı. Ben bu bebeği istemiyorum dedi. Hiç oyuncak seçtiğine daha önce şahit olmamıştık. O yüzden rastgele bir tanesini almış annem. Ama kardeşim o zamana kadar hiç vermediği bir tepki vermişti. Bebek istiyorum diye ağlıyor ama getirdiğimiz bebeğin yüzüne bile bakmıyordu. Köyde sadece üç gün kalmıştık. O üç günde kardeşim doğru düzgün uyku uyumamıştı. Sırf yanında bebeği yok diye. Annem bebeği yatağına koyduğu anda ağlamaya başladı. Anneannem de ertesi gün kullanmadığı elbiselerden oyuncak bir bebek dikti. Kardeşim çok sevinmişti. Elindeki bebek çok güzeldi. Ama o anneannemin diktiği bebeği tercih etmişti. Çok şaşırsak da üzerinde fazla durmadık. Döndüğünde de o bebeğin dolabında durmasını istemedi. Annem de bebeği benim odama koydu. Senin odanda dursun. Gördükçe ağlıyor dedi. Tamam dedim dursun. Bebeğin benim odamda kaldığı ilk gece ben de çok korktum. Annem onu çalışma masama bırakmıştı. Gece gözümü açtığımda bebeğin yanımda yattığını gördüm. Gece annem geldi de onu bıraktı acaba dedim. Oyuncak bebek kendi kendine nasıl gelecek ki? Kalktım masanın üzerine bıraktım. Gözleri kedi gözü gibi parlıyordu. Daha önce hiç böyle bir oyuncak görmemiştim. Gözleri beni korkutmuştu. O yüzden arkasını çevirip koydum. Çok eminim böyle koyduğuma. Sonra sabah oldu. Baktım bebek bana dönük şekilde duruyor. Anneme sordum. Gece sen odama geldin mi? Bebeği yanıma koydun mu dedim. Üzerini örtmeye geldim ama bebek falan koymadım dedi. Anlattıklarıma da pek inanmamıştı. Sen de kardeşine mi benzemeye başladın? Belki de onun söylediklerinden etkilendin dedi. İki gün sonra mı, üç gün sonra mı gece bir sesle uyandım. Bu oyuncak bebek bir iki adım ileri atıyor sonra mekanik korkunç bir gülme sesi çıkarıyordu. Gülerken de alt çenesi hızla titreşiyordu. Ben o ana kadar bebeğin pilli olduğunu bilmiyordum. Nasıl korktuysam bebeği aldığım gibi camdan dışarı fırlattım. Bebeğe hiçbir şey olmamıştı. Dördüncü katta oturuyoruz. Hala mekanik ve boğuk gülme sesini duyuyordum. Penceremi kapattım, yatağıma uzandım. Titrediğimi fark ettim. Sabaha karşı uyumuşum. Sabah gözlerimi açtığımda o bebek çalışma masamın üzerinden bana bakıyordu. Anne diye çığlık çığlığa içeri koştum. Ne oldu kızım dedi annem. Bebek odama gelmiş dedim. Sakin ol. Ben bakkala giderken gördüm sabah. Bahçeye düşmüş diye aldım eve getirdim dedi. Dizlerimin bağı çözülmüştü. Anneme o bebekte bir şey olduğunu ve beni korkuttuğunu söyledim. Annem yine inanmayınca bebeği dışarıdaki çöp kutusuna atıp geldim. Fakat attıktan bir iki hafta sonra onu yine odamda buldum. Bu kez annem de çok şaşırmıştı. Çünkü çöpe attığımı o da görmüştü. Ve bu çöp kutuları her gün boşaltılırdı. Bu sürede annemle babam arasında tartışmalar çıktı. Ve ikisi de boşalmaya karar verdi. Bize durumu açıkladıklarında kardeşim hiçbir şey anlamadan dinlese de ben çok ağlamıştım. O küçük bebeğin tüm bunlara neden olduğunu nereden bilebilirdik ki? Artık ipler kopma noktasına yaklaştığında Annem bir hocaya gitmeye karar vermişti. Kardeşimle beni evde bırakarak hocaya gitti. Eve geldiğinde çok dalgındı. Bir soruyu defalarca sormama rağmen beni duymuyordu. Hoca her ne dediyse onları düşünüyordu. Bir hışımla evdeki bebeği alıp çıktı. Hoca bakım yaptığında bizim ailemize büyü yapıldığını, bunun da bir oyuncak bebek içerisine saklandığını söylemiş. Annem ikinci gidişinden saatler sonra geldi eve. Sonra her ne olduysa araları düzeldi. Boşanmaktan vazgeçtiler. Yıllar sonra anlattı tabii. Hoca bebekte büyü olduğunu söyleyince annem bebeği hocaya götürmüş. Hoca dualar okuyarak bebeğin içini açmış. Ve kumaşlara sarılı küçük kağıtlar bulmuş. Hoca büyüyü bozduktan sonra da araları düzelmiş. Büyü yaptıran kişi de hal almış. Halamla şu an görüşmüyoruz. Bu ortaya çıkınca bütün aile sırt çevirdi ona. Hikayem bu kadar. Saygılarımla. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Abla merhaba. Sesin bağımlılık yaptı resmen. Her gün dinlemek istiyorum. Daha önce de yazmıştım hikayemi. Seslendirmiştiniz. Adım yine Melek olsun. Hani şu parmağı kopan kız var ya, o kız benim işte. Başıma hala tuhaf şeyler geliyor. Sana hikayemi yazdıktan sonraki geceler yine rüyalarıma girmeye başladılar. Sanki anlatmama kızar gibi. Rüyada işkence olur mu? Oluyor işte. Kalkıyorum sanki hiç uyumamış gibiyim. Ruhumun yaşadığı şeyleri bedenimde yaşamış gibi yorgun oluyorum. Rüyamda ağladıysam kalktığımda ağlamış, gözlerimi şişmiş buluyorum. Ellerim kınalı oluyor. Dişlerimi o kadar sıkıyorum ki damaklarım kanamış oluyor. Abla ben sana yazdıktan iki gün sonra falan rüyamda secdeye ayak uzatır şekilde yattığımı gördüm. Benim yatağımı sallıyorlar. Ben uyanıyorum. Uyandığımda diğer yatakta yanımda yatan kardeşimi bulamıyorum. Göremiyorum daha doğrusu. Biliyorum orada olduğunu. Ama cinler bana göstermiyor diye anlıyorum. Ayetel Kürsi okumaya başlıyorum. Sonra gözümdeki karanlık perde kalkıyor. Güç bela annemlerin odasına gidiyorum. Anne kalk. Ben iyi değilim diyorum. Ama kalkan annem değil. Bana yaklaşma. Sen annem değilsin diyorum. Ayetel Kürsi okumaya başlıyorum ama fayda etmiyor. Sonra annem yani cin kılığındaki annem o kadar çirkin ki dişleri hayvan dişi gibi Sivri dişlerini bana gösterip gülüyor. Okuduğum dua ile dalga geçiyor. Ben kendimi tekrar koridora atıp odama kaçıyorum. Abla tam üç kere ezan okuyarak uyandım. Önceden nas felak okur hemen uyanırdım. Rüyamda sıkışıp kalıyorum sanki. Sonraki gün akşam oturma odasında film izleyeyim dedim. Neyse kapattım televizyonu yatmaya geçecektim. Televizyonun ışığı kendiliğinden yanıp söndü. İki dakika sonra eski telefonumun ışığı yanıp söndü. Hat falan yok. Kardeşim oyun oynuyor onunla. Mesaj falan gelmesi imkansız. Neyse ben okudum dualarımı yattım. Gece bir müzik sesiyle uyandım. Resmen telefonda müzik çalıyor. Ama gözlerim kapalı. Telefonla bir şeyler izliyor sandım kardeşimi. Sonra fark ettim ki kardeşim odada yok. Üniversiteye gitmişti aklıma geldi. Uyandım baktım etrafa. Ses kesildi. İlk defa duyduğum bir şarkıydı. Bir hafta sonra tekrar yatakta yatıyordum. Tam dalmıştım. Işığa çok hassasım, hemen uyanırım. Ben de oturma odasında yatıyordum o gün. Oturma odası balkona bakıyor. L şeklinde balkonumuz var. Neyse gece bir ses geldi bodrum kattan. Evimiz müstakil. Pek ilgilenmedim, kedi falandır dedim. Bir şey yıkıldı sonra. Sanki biri konuştu. Yine aldırmadım. Sonra beş bilemedin altı dakika kadar sonra balkonun bir tarafının ışığı yandı. Ben de evde birisi kalktı sandım. Sonra gözümü bir açtım balkonun ışığı yanıyor. Tekrar yattım dua ettim ışık kapandı. Balkona çıkış bir tek benim yattığım odadan. Kimsenin açması kapaması imkansız. Acaba dedim temassızlık falan mı var? Kendi kendine o yüzden mi yandı? Sabah kalktım, hiç bakmadım balkona. Bulaşıkları yıkarken düşündüm nasıl yandı acaba, ampulün düğmesi mi açık kaldı, ampul takılı mı kaldı diye. Bir baktım sonra balkona, ışık yanan balkon tarafında ampul bile yok. Şok oldum. Sonraki gece okuyup yattım. Gece sesle uyandım. Bir fısıltı duydum. Dikkatle dinleyince baktım ki bir kadın ve bir kız çocuğu fısır fısır konuşuyor. Etrafıma baktım, hiç kimse yok. Sanki duvarın arkasında dışarıda konuşuyorlar ama ben duyuyorum. Uzun süre dinledim. Acaba bana mı bir şey demek istiyorlar diye. Ama anlayamadım. Korktum, dua ettim. Rahat 15 dakika kadar sürdü. Sonra güç bela ses kesildi. Babam uyandı, lavaboya kalktı, ışığı açtı. Sabah namazına kalkmış. Bende de bu var. Bir rüya görecek olayım. Sabah namazına kadar uğraşıp dururlar. Uyanıyorum, sağa dönüyorum, dua ederken ezan okunuyor. Ya da tam tersi sabah namazından sonra abdesti yatıyorum. İyi bir şey olmaz bu sefer diyorum. Yine görüyorum. Sonraki olayımda da şöyle oldu. Ben o ışık mevzusunu annemlere anlattım. Ama annem pek inanmadı. Diğer gece televizyonda dizi izledik. Ben de yatağımı açtım. Babamlar yattı. Ben de tam yatacağım Dışarıdan bir çığlık sesi geldi. Ama abla bir tuhaf hayvan çığlığı. Ne kedi ne köpek. Acaba tilki falan mı diye düşündüm. Bir bakayım dedim. Çünkü o kadar yakından geliyor ki ses. Sanki balkonda. Yani merak ettim. Sonra babama söyledim. Baba bir çığlık sesi var. Sence tavuk mu içeri mi girdi diye sordum. Hani çığlık dedi. Dinledi duymadı. Geri döndüm. Hala çığlık devam ediyor. Sonra tam pencereyi açacaktım. Bu arada saat buçuk falan aklıma besmele çekmek geldi. Çektim pencereyi öyle açtım. Anında ses kesildi. Ben ürperdim. Acaba bir tek ben mi duyuyorum diye. Çünkü öncesinde de şöyle olmuştu. Kışın soba yanıyor. Hep beraber oturuyoruz. Televizyon izliyoruz. Sobadan mı, dışarıdan mı bir erkek uğultu sesi geldi. Konuşma sesi var ama 10 dakika kadar dinledim. Benden başka kimse duymuyor. Sonra en küçük kardeşim odaya girdi. Biraz durdu, etrafa tuhaf tuhaf baktı. Bir ses var dedi. Erkek sesi gibi ama ses sanki sobadan geliyor. O da aynısını dedi ama babamlar duymuyordu hiçbir şekilde. Sonra ben içimden dua okudum. Kardeşimin adı da Ali olsun. Okudum, ses azaldı. Sonra kayboldu. Ali hala duyuyor musun dedim. Yok dedi ben hiçbir şekilde dua okuduğumu belli etmemiştim korkmasın diye. Bunlar birkaç aylık mesele. Son zamanlarda da rüyamda yine oluyor. Mesela ben bu sıkıntıları yaşıyorum diye boynuma dua yazılı bir kolye taktım. Parmağım koptuğundan beri bir senedir takılı. Rüyamda bir adam yeğenimi kaçıracak, elini kolunu bağlamış. Ben de utanmıyor musun, ufacık çocuğa mı gücün yetiyor, onu bırak beni al diyorum. Elimde de bıçak varmış, Güya kendimce ipleri keser kaçarım diyorum. Sonra ben ona hakaret ediyorum. O da seni boğarım diyor. Elini boğazıma getiriyor ama sanki elektriğe kapılmış gibi geri atıyor kendini. Ben de ne oldu? Korktun mu diyorum. O da yok korkmadım ama boynundaki pis kolye beni yakıyor. Yaklaşamıyorum. Hadi çıkar. Bak o zaman ne oluyor sana diyor. Ben de sen o zaman şeytansın diyorum. Hemen besmele çekiyorum ve uyanmıştım. Şu son zamanlarda da sürekli rüyamda kendimi aynada görüyorum. Ama ben hareket ediyorum, aynadaki ben hareket etmiyor. Buna benzer rüyaları neredeyse her gün görmeye başladım. Bu gecede gördüm, dua ederek uyandım. Ama ne anlama geliyor bilmiyorum. O yüzden de yazmak istedim. Hep bir rahatsız edilme var. Kimseyi sevemiyorum, işim rast gitmiyor. Musallat olsa namaz kılıp Kur'an okuyamam diye düşünüyorum. Ama dua okuyup abdesti yatmama rağmen neden bunlar oluyor onu da anlamıyorum. Daha çok değişik ağzıma almaya utandığım rüyalarım var. Sürekli seni dinliyorum. Ağzına sağlık. Her gün yeni bir ders çıkarıyorum. Dikkatli olmaya çalışıyorum. İnşallah bu ayna meselesine yorum yaparsınız. Başına gelen varsa lütfen yorum yapsın. Şimdiden teşekkürler. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.